Bu dizelerde adın yerini tutan kaç sözcük kullanılmıştır? Sözcük dediğine göre ek halindeki gelen zamirlerimizi alamayacağız. Yani ilgi zamiri ve iyilik zamirini dahil etmeyeceğiz. Mesela bakışlarımla derken benim bakışlarım diyebildiğimiz için iyilik zamirimiz var. Ancak bu ek halindeki zamir. Sana derken ise sen kişi zamiri yönelme hali ekini almış sadece bunu dahil edebiliriz. Şey sözcüğü yine kesinlik bildirmeden isimlerin yerini tutacak şekilde gelmiş. Sabahlara kadar düşündüğüm dediğimde yine iyilik zamirimiz var benim düşündüğüm şeklinde ama ek halindeki zamir. Yine sana ve şeyler sözcükleri az önce söylediğimiz gibi kişi ve belgesiz zamirlerimiz. Toplamda 4 tane zamirimiz olduğundan adın yerini tutan ve sözcük halinde doğru cevabımız C seçeneği olacak. Bu dizelerde ek halinde kaç zamir kullanılmıştır? Düşmüş kaleler gibiyim derken ben düşmüş kaleler gibiyim şeklinde kullanırız. Benim olarak getiremeyeceğimiz için başına bunu dahil edemeyiz iyilik zamiri diye. Ancak benim sözüm diyebiliriz. Bu nedenle burada iyilik zamirimiz mevcut. Acı sularda kaldı umudum derken yine benim umudum şeklinde kullanabiliriz. Yine iyilik zamirimiz var. Son dizede ise zamir bulunmadığından doğru cevabımız A seçeneği olacak. kendi sözcüğü altı asıl şahıs zamirinin yerini tutabildiği gibi onlarla birlikte kullanılarak onları anlamca pekiştirebilir. Aşağıda verilen dizelerin hangisinde buna uygun bir kullanım vardır? A'da bir saadet bir saadet ki kendi dünyamızdaki derken aslında bizim dünyamız şeklinde kullanabildiğimizden biz asıl şahıs zamirinin yerini tutacak şekilde kullanılmış. B'de beni çağırmadınız kalkıp ben kendim geldim cümlesinde hem buradaki asıl şahıs zamirimiz mevcut. Hem de kendim getirmişiz. Yani pekiştirme anlamımız mevcut. Doğru cevabımız geldi ama diğerlerine bakalım. C'de solarken kendim suladığım, koparken bağladığım derken burada kendim sözcüğü ben asıl şahıs zamirinin yerini tutmuş. Kendi yüreğimde derken de yine ben asıl şahıs zamirini tutacak şekilde getirilmiş. E'de yine kendim geldim derken Kendim sevdim, kendim ettim derken yine ben asıl şahıs zamirinin yerini tutacak şekilde kullanılmış. Pekiştirme amacı yok. O nedenle doğru cevabımız B seçeneği olacak. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Kendi bahçesinde derken burada bir belirtisiz isim tamlamamız mevcut. Kendi sözcüğü tamlayan ikini almamış bahçesi derken tamlanan ekimiz var. Ve bu belirtisiz isim tamlamasının tamlayanı kendi dönüşlülük zamirimizdir. Yani bir zamir at tamlamasında tamlayan olmuştur. Dal olmayanın biri derken de olmayan sözcüğündeki burada an en sıfat fiil ekimiz mevcut. Ardından tamlayan ekimiz getirilmiş ve biri sözcüğünde de tamlanan ekimiz mevcut. Yani yine bir belirtili isim tamlamamız var ve tamlayan durumundaki sözcük sıfat fiil, tamlayanı sıfat fiil, tamlananı belgesiz zamir olan at tamlamamızda yine mevcut. Biri sözcüğü kesinlik bildirmeden ismin yerini tutmuştur çünkü. Ek halinde zamirse bahçeme sözcüğünde mevcut. Benim bahçem diyebildiğimize göre buradaki iyelik zamirimiz Tamlayanı düşmüş isim tamlaması ise aslında bahçeme derken benim bahçeme şeklinde biz ya da benim bahçem şeklinde belirtili isim tamlaması yaparız. Ancak benim sözcüğü yazılmadığından ve tamlayan durumunda olduğundan tamlayanı düşmüş isim tamlamasına da yer verilmiştir. Sözcük halindeki zamirler aynı türde değildir. Kendi sözcüğü dönüşlük zamiri, biri sözcüğü ise burada belgisiz zamirimizdir. O nedenle doğru cevabımız E seçeneği olacak. Aşağıdaki dizelerin hangisinde soru anlamı adılla zamirle sağlanmamıştır? Soru zamirlerinde biz soru sözcüklerine cevap verdiğimizde karşılığında bir isim ya da zamirle cevap verebiliyorsak soru zamirimizdir. Hangimiz düşmedik kara sevdaya dediğimizde hepimiz düştük diye cevap versek bir zamirle cevap vermiş olacağımızdan soru zamirimizdir. Soru anlamı zamirle sağlanmıştır. Kim bilir kimler var şimdi kalbimde dediğimizde kimler yerine şunlar var şeklinde yine zamirle cevap verebiliriz soru zamiridir. Siz benim neden sustuğumu nereden bileceksiniz derken şuradan bileceğiz şeklinde cevap versek yine soru zamiridir. Zamirle cevap verdiğimizden kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde dediğimizde ise mesela 5 kadeh desek aslında bir sıfatla cevap vermiş oluruz kadeh isimdir. Kaç kadeh desek 5 cevabını alırız ve buradaki bizim sayı sıfatımızdır. O nedenle burada soru anlamı sıfatla sağlanmıştır. Doğru cevabımız geldi. Ama diğerine de bakalım. Ruhumun iklimine uysan ne olur? Şu olurdu diye cevap versek yine zamirle cevap vermiş olacağımızdan soru anlamı zamirle sağlanmıştır. Doğru cevabımız kesinlikle D seçeneği olacak. Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem belgesiz zamir hem kişi zamiri kullanılmıştır. Ada yine sen kalırsın dipdiri sıcak. göğün, bulutların, denizlerin kalır dizelerinde sadece sen şeklinde gelen kişi zamirimiz var, belgesiz zamirimiz yok. B'de ben akıllı kadınları severim, düşünen, az konuşan, çok bilen dizelerinde ise sadece yine ben kişi zamirimiz var, belgesiz zamirimiz mevcut değil. C'de dost dost diye nicesine sarıldım, benim sadık yarim kara topraktır dizelerinde nicesine derken burada aslında bir şeklinde kullanılan bir belgisiz zamirimiz mevcut. Yine ben sözcüğü de kişi zamirimiz sadece ek alarak karşımıza gelmiş. Hem belgisiz zamirimiz hem kişi zamirimiz olduğundan doğru cevabımız olacak. Ama diğerlerine de bakalım arıyorum yıllar var ki ben onu derken kişi zamirlerimiz var. Ayrıca beni diye gelen bir kişi zamirimiz daha mevcut ancak belgisiz zamirimiz yok. E'de ise karşında yıkılmış bir duvar gibiyim beni sarhoş etme başım dönüyor dediğimizde sadece kişi zamirimiz mevcut. Belgisiz zamirimiz olmadığından eleriz. Doğru cevabımız C seçeneği olacak. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış bir sıfat İşaret zamiri görevinde kullanılmıştır. A seçeneğinde haylazların sözcüğüne bakalım. Haylaz çocuklar şeklinde bir sıfat tamlamasıdır aslında bu. Nasıl çocuklar diye sorsak bu çocuk ismine haylaz cevabını alırız. Niteleme sıfatımızdır. Buradaki isim düştüğünde karşımıza haylazlar şeklinde gelir ve adlaşmış sıfatımızı oluşturur. Ancak işaret zamiri görevinde kullanılmamıştır. B'de bazılarını ben de alıp tek tek inceledim derken bazıları sözcüğü adlaşmış sıfat değildir. Zaten bazıları derken biz burada belgisiz zamirimizi buluruz. O nedenle yine eleriz. C'de bu konuda ondan başkası bize yardım edemez derken o bizim kişi zamirimizdir ve adlaşmış sıfat değildir. D'de ise ona baktığımda ötekilerden farklı bir yetenek görüyordum cümlesinde aslında Öteki yetenekler şeklinde kullanılır bu. Buradaki ki sıfat yapan ki'dir ve öte sözcüğünü sıfat yapmıştır. Nasıl yetenekler desek öteki yetenekler şeklinde sıfatımızı buluruz. Yetenek ismini düşürdüğümüzde ise ötekiler şeklinde adlaşmış bir sıfatımız işaret zamirine dönüşür. O nedenle doğru cevabımız geldi. Ancak E'ye de bakalım. Acaba o bugün hangi şikayetle yanıma gelecek diye bekliyordum cümlesinde sadece kişi zamirimiz var. O nedenle E'yi de eleriz. Doğru cevabımız kesinlikle D seçeneği olacak. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tarz anlamlı bir işaret zamiri kullanılmıştır? A seçeneğinde şöyle sözcüğüne bakalım. Araba bir isimdir ve nasıl araba desek şöyle cevabını alırız. Evet bir tarz anlamı vardır ancak buradaki sıfattır. B'de şu su eksik, bu su fazla diyerek her şeyi eleştiriyor cümlesinde şu su ve bu su yine işaret zamirleridir. Ancak buradakiler tarz anlamı taşımaz. Sadece işaret anlamı taşır. C'de böyle bir karar derken yine tarz anlamlı bir sözcüğümüz var böyle şeklinde. Ancak karar ismini niteleyecek şekilde gelmiştir. Nasıl karar diye sorsak bu isme böyle cevabını alacağımızdan sıfattır, zamir değildir. D'de buraları sevemedim, alışamadım buralara hiç cümlesinde. Buraları buralara sözcüklerine bakalım. Bunlar da bir yerin adını işaret yoluyla tutar ancak tarz anlamı yoktur. E'de azim ve hırs yönünden ömrümde böylesini görmedim derken buradaki böyle sözcüğü işaret zamiridir. Aynı zamanda böylesi derken bir insanın tarzının anlamını taşıyacağından doğru cevabımız E seçeneği olacak. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir? Öyle çıplaktın ki içinde şiirden başka hiçbir şey yoktu. Gövden neyi hatırlatıyorsa dizelerinde senin gövden şeklinde kullanabildiğimizden iyilik zamirimizdir. Neyi hatırlatıyorsa derken de burada bir isimle ya da bir zamirle cevap verebileceğimizden şunu hatırlatıyorsa şeklinde yine soru zamirimizdir ona inanıyorum dediğimizde buradaki o artık işaret zamiri olarak kullanılmıştır. Bir kişinin adını değil gövden neyi hatırlatıyorsa ona inanıyorum diyebildiğimiz için işaret zamirimizdir. Yine beni derken ben sözcüğümüz kişi zamirimizdir. İlgi zamiri ki eki ile birlikte gelir. Dizelerde böyle bir sözcüğe yer verilmediğinden doğru cevabımız B seçeneği olacak. Bu dizelerde ek halinde kaç tane zamir kullanılmıştır? Ek halindeki zamirlerimiz bir ilgi zamiridir ki ekiyle gelir karşımıza. Bir de iyilik zamiridir. Burada da iyilik eklerini görürüz. İyilik eki almış sözcükleri görürüz. Ki ile herhangi bir sözcük bulunmadığından iyilik zamiri arayacağız. Bir çocuğun düşüyüm ben dediğimizde çocuğun düşü şeklinde tamlamamız mevcut. Ve isim tamlamalarındaki tamlanan aynı zamanda iyilik eki içerdiğinden burada bir tane iyilik zamirimiz mevcut. Mızıkam derken yine benim mızıkam şeklinde kullanabildiğimizden ikinci iyilik zamirimizi içerir. Mızıkamın sesi derken yine burada bir iyilik ekimiz olduğundan üçüncü iyilik zamirimizdir. Yeryüzü aslında birleşik bir sözcük ancak belirtisiz isim tamlaması şeklinde oluşmuş. Yer sözcüğü tamlayan ekini almamış. Yüzü derken tamlanan ekimiz var. Tamlanan eki aynı zamanda iyilik eki olduğundan burada da dördüncü iyilik zamirimiz mevcut. Uyurum uyanırım da ben uyurum ben uyanırım şeklinde kullandığımızdan bunlar aslında sadece kişi ekleridir. İyilik ekleri değildir. Ancak benim sesim şeklinde kullanabildiğimden burada yine iyilik ekimiz yani iyilik zamirimiz mevcut. Saydığımızda beşincisi olacaktı. Doğru cevabımız bu nedenle E seçeneği. Aşağıdaki dizelerin hangisinde zamirden türeyen sözcük ad görevinde, isim görevinde kullanılmıştır diye sormuş. A seçeneğinde kimliğini sözcüğüne bakalım. Sözcüğümüzün kökü kimdir ve biz kimle birlikte gelen sorulara, soru anlamlı cümlelere ya bir isimle cevap veririz ya da bir zamirle cevap veririz. O nedenle buradaki bizim soru zamirimizi oluşturur. Ardından gelen lıklik eki ise İsimden isim yapım ekidir ve zamirden türeyen sözcüğümüzü bulmuş oluruz. Ancak kimlik sözcüğünü düşündüğümüzde burada artık yeni bir kavramı karşılayacak şekilde karşımıza gelmiş. Herhangi bir ismi fiili belirtecek şekilde değil. O nedenle isim görevindedir ve aradığımız cevabı buluruz. Ancak diğerlerine bakalım. Sensiz sözcüğüne bakalım. Sözcüğünün kökü sendir ve kişi zamirimizdir. Ardından gelen sızsiz eki yine isimden isim yapım ekidir ve yine zamirden türemiş bir sözcük var karşımızda. Ancak bu sözcüğün arkasından bir fiil gelmiş. Nasıl olmaz diye sorsak bu fiile sensiz cevabını alacağımızdan burada zarf göreviyle kullanılmış zamirden türeyen bir sözcük vardır. C'de bencil sözcüğüne bakalım. Sözcüğümüzün kökü bendir ve ben yine kişi zamirimizdir. Benden bencil derken buradaki ekimiz yine isimden isim yapım ekidir. Yine zamirden türeyen bir sözcüğümüz var. Ancak arkasından bir isim gelmiş. Nasıl insan diye sorsak bencil insan cevabını vereceğimizden artık burada sıfat görevinde kullanılmıştır. DD ise bizimse sözcüğü var. Burada bizim ise şeklinde kullandığımız bir ek fiilimiz mevcut. Ayrıca bizim derken tamlayan ekimiz mevcut. Bunların her biri çekim eki olduğundan biz zamirinden türemiş herhangi bir sözcük söz konusu değil. E'de ise kimsesiz sözcüğüne bakalım. Kimse yine burada kökümüz ve zamirdir. Ardından gelen sızsiz eki yine isimden isim yapım ekimizdir. Ancak hemen bu sözcüğün peşine kalmayı şeklinde fiilimsimiz gelmiş. Nasıl kalmayı diye sorsak kimsesiz cevabını veririz. Yine burada zamirden türeyen sözcüğümüz zarf görevinde kullanıldığından eleriz. Doğru cevabımız A seçeneği olacak. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi zamir değildir? Birincisinde biz sözcüğü kişi zamirimizdir. Sadece bulunma hali eki alarak gelmiş. İkincisinde o sözcüğü yine kişilerin isminin yerini tuttuğundan kişi zamirimizdir. Sadece belirtme hali eki alarak karşımıza gelmiş. Hepsi sözcüğü ise burada isimlerin yerini kesinlik bildirmeden belirttiğinden belgesiz zamirimizdir. Ancak dördüncüsündeki o sözcüğün arkasından hemen bir isim gelmiş ve bunu belirtecek şekilde kullanılmış o söz diye. Hangi söz desek o söz cevabını alacağımızdan buradaki bizim sıfatımızdır. Beşincisinde bizde yok da nerede var sorusuna bir isimle ya da zamirle cevap veririz. Mesela şurada var şeklinde. O nedenle buradaki de bizim soru zamirimizdir. Doğru cevabımız kesinlikle D seçeneği olacak.